Metnimiz arkadaşlar bir izleme metni. Orman dostları ağaçlandırma. Birinci etkinlik görselleri inceleyiniz. Görsellerden yola çıkarak izleyeceğiniz metnin içeriğini tahmin ediniz. Evet, tahmin etmeli arkadaşlar. Sadece görsellere yani resimlere bakarak tahminde bulunalım. İzleyeceğimiz metin ağaç dikmekle, ağaçlarla, ormanlarla ilgili olabilir. Evet, şimdi metnimizi izleyelim. İzledikten sonra etkinliklerimize başlayalım. Dede, bu çocuk kim? Ali abin, ne kadar da küçük baksana. Demek Ali abi de bir zamanlar küçük bir çocukmuş. Tabii. Dede, bu abi kim? O benim. Bu arkamdaki boş arazi de şimdilerde orman. Orman mı? Evet, bakın burada da fidan dikiyoruz. Bu da şimdiki hali. Artık orada bir orman var. Vay canına! Hem de kocaman bir orman. Orman işletme şefliğinin dağıttığı fidanlarla biz de böyle bir orman yapalım. Ama nerede? O kadar yer var ama hiçbiri bize yakın değil. Üstelik başka birinin arazisi de olabilir. Bence fidanları yakın bir yere dikmeliyiz ki arada gidip sulayabilelim. Aklıma hiçbir yer gelmiyor. Fidanları dikecek bir yer geldi aklıma. Hem yakın diyorsunuz hem de hala yürüyoruz. Keşke bisikletle gelseydik. Yine başladın söylenmeye. Arkadaşlar, aklıma gelen yer hepimizin en çok vakit geçirdiği yer. Okul mu? Bahçede zaten bir sürü ağaç var. Gelin, arka bahçe bomboş. Burası olmaz. Fidanları ağaç olmayan bir araziye dikmeliyiz. Hayırdır Yiğit? Fidanım acıkmıştır diye düşündüm. Onu dikince yapacaksın akıllım. Buldum. Bu sefer tamam. Hadi gidelim. Burası da fidanla dolu. Anlaşılan biz fidanlarımızı dikmek için geç kalmışız. Vazgeçmek yok. Hala fidan dikilmemiş bir yerler var. Hissediyorum. Mis mis. Bir dakikaya geliyorum. Fikir geldi sanmıştık.
Süt mısırı satan amcayı görünce aklıma tabii ki bir fikir geldi. Şimdi o bir sürü yer gezmiştir. İlla ki geçtiği yerlerde fidan dikilmemiş bir yerler görmüştür diye düşündüm. Görmüş mü bari? Söylesene Yiğit, görmüş mü? Görmemiş. Peki, şimdi ne yapacağız? Buldum. Muzaffer dayının evinin yanındaki boş yere dikelim. Ben başkasının yerine dikmem fidanımı. Orası bize çok yakın. Hem düşünsenize, fidanlarımızı sürekli ziyaret edip sulayabiliriz de. Peki, gidelim o zaman. Bir de fidanların hepsi meyve ağacı çıkarmış. Süper olur. Meyvesi olmasa da hepsi oksijen kaynağı. Akıllım, meyve olsa hem meyve hem oksijen kaynağı. Gideceğimiz yerde su var mı? Evet var. Elimi yüzümü yıkayıp biraz serinlerim. Ben fidanlar için sormuştum aslında. Sulaması kolay olur. İşte orası. Sanki bahçede bir şeyler var. Bahçeye sebze ekmişler. Olamaz. Dayım burayı bahçe yapmış. Burası da olmadı. Yok, bu fidanlar elimizde kaldı. Ben pes ediyorum. Al benden de o kadar. Hemen pes etmeyin. Mutlaka uygun bir yer vardır. Orman dostları fidan dikim çalışması mı yapıyor? Okul, park, aklımıza gelen bir sürü yer gezdik. Muzaffer dayının arazisi bile dolu. Okul, park, cami gibi ortak alanların ağaçlandırmasını Orman Genel Müdürlüğü yapar. Madem bu kadar uğraştınız, sizi çok mutlu edecek bir yere gideceğiz. Atlayın hadi. Hadi, fidanları dikelim. Ali abi, fidanlarımıza bir şey olmaz değil mi? Olmaz Bahar'cığım. Burada fidanların hem bakımını yapıyoruz hem de korunmasını sağlıyoruz. Peki meyveleri de bizim olacak değil mi? Yiğit, ama senin fidanın diş budak ve ağacının meyvesi olmaz ki. Bahar, fidanlarımızı değişelim mi? Olmaz. Benim fidanım ceviz. Fidanları diktikten sonra vereceğiniz can suyu çok önemli. Bu daha çok meyve demek. Artık ziyaret edeceğimiz bir sürü fidanımız oldu. Bu fidanları korumalıyız ki onlar da bizim yarınlarımızı korusunlar. İkinci etkinlik, metinden geçen kelimelerin anlamları tahmin edelim ve cümle içinde kullanalım. Arazi, toprak parçası, söylenmek, birisine kızarak kendi kendine konuşmak, fidan, genç ağaç. Sözlük anlamı, arazinin sözlük anlamı yeryüzü parçası, yerey, toprak. Cümlem ise bizim köyün arazisi düzdür. Söylenmek, kendi kendine konuşmak, kendi kendine bir şeyler söylemek. Çıkışmak, azarlamak, eleştirmek. Cümlem ise odamı toplamayınca annem söylenmeye başladı. Fidan, yeni yetişen ağaç veya ağaççık, başka bir yere dikilme için bulunduğu yerden çıkarılan
Taze ağaç. Cümlemize bahçemize fidan diktik. Üçüncü etkinliğimiz metinle ilgili sorular. Birinci sorumuz: Orman dostları fidan dikmeye nasıl karar verdi? Orman dostları dede fidan dikerlerken çekilen bir fotoğrafı ve o yerin şimdiki orman halini gösteren fotoğrafı gösterince fidan dikmeye karar veriyorlar. Birinci soru: Orman dostları fidan dikmeye nasıl karar verdi? Orman dostları fidan dikerlerken çekilen bir fotoğrafı ve o yerin şimdiki orman halini gösteren fotoğrafı gösterince fidan dikmeye karar veriyordu. Evet, dedesinin göstermiş olduğu fotoğrafla alakalı. İkinci soru: Fidan dikmek için yer bulmakta niçin zorlandılar? Çünkü fidan dikilecek boş bir yer bulamadılar. Ya sebze meyve dikilmişti ya da zaten ağaç vardı. 3. Fidan için can suyunun önemi nedir? Çünkü can suyu ile köklerin tamamen toprakla temas etmesi ve topraktaki boşlukların dolması sağlanır. Bu şekilde fidan sağlam bir şekilde toprakla birleştiği için büyümesi kolaylaşır. Sayfa 152, 4. etkinlik. Metnin konusunu ve ana fikrini yazalım. Metnin konusu: 3 arkadaşın dedenin fotoğrafından etkilenip fidan dikmeye karar vermeleri ve fidanları dikmeleridir. Ana fikrimiz: ağaçların önemini bilmeli ve ağaçları korumalıyız. 5. etkinlik: kutularda verilen cümleleri izleme metnindeki oluş sırasına göre sıralayarak harflerden oluşan şifreyi bulalım. Evet, buradaki sıralamamız arkadaşlar D harfiyle başlıyor. Çocuklar krabi oynadılar. Daha sonra çocuklar orman işletme müdürlüğünün dağıttığı fidanlardan orman yapma kararı aldılar. Sonra Ş fidan dikmek için okulun bahçesine gidip bahçede fidanlara yer bulamadılar. Sonra okulda yer bulamayınca parka gidip uygun yer baktılar fakat yine yer bulamadılar. Sonra Yiğit mısır satan amcaya fidanlar dikmek için yer sordu. Ve ondan sonra Muzaffer dayının evinin yanındaki boş alana fidan dikmeyi düşündüler. Orman Genel Müdürü görevlisiyle karşılaştılar ve fidanları dikebilecekleri uygun olan alanı bulup fidanlarını diktiler. Şifremiz arkadaşlar, buradan da bak, gördüğünüz gibi diş budak. Sayfa 153, 6. etkinlik. Fidan dikme aşamalarını belirleyerek sırasıyla yazınız. Önce çukur açılır. Çukurun dibine gübre ilave edilip toprakta karıştırılır. Burada gübre ilave etmek normalde şart değil arkadaşlar ama daha rahat büyümesi için gübre ilave edilebilir. Fidan düzgünce toprağa yerleştirilir. Fidan çukurunu tamamen toprakla doldurulur. Ayak ile fidan çevresine basılır ve toprak sıkıştırılır. Hava almasın diye arkadaşlar, kökü kurumasın, fidanımız tutsun diye bu şekilde yapılır. Ve fidana can suyu vererek topraktaki boşluklar kapanması sağlanır. Fidan dikmenin aşamaları da bu şekilde yazılabilir. 7. etkinlik: Doğayı koruma konulu duygu ve düşüncelerinizi ifade eden bilgilendirici bir metin yazalım. Doğayı koruyalım. Doğayı etrafımızdaki canlı cansız varlıklar hepsi oluşturur. Bazı insanlar da bu doğanın bir parçasıyız ve biz insanlar da bu doğanın bir parçasıyız ve bir hayatımız vardır. Yediğimiz her şeyi, içtiğimiz suyu, aldığımız nefesi doğaya borçluyuz. Bunun için de doğayı korumak zorundayız. Eğer doğayı korumazsak doğadan ihtiyaçlarımızı karşılayamayız. Hani büyüklerimiz diyorlar ya, ne yediğiniz yumurtada eski tat var, ne içtiğimiz suda. İşte bunların sebebi doğadaki bozulmadır. Yaşanan çevre kirlilikleri suyumuzu, havamızı, yediklerimizi, kısaca her şeyi etkiliyor. Bunun yanında ormanların sürekli yok edilmesi, küresel ısınma gibi nedenlerle derelerimiz kuruyor, seller ve kuraklık yaşanıyor ve dünya yaşanılmaz bir yer haline geliyor. Bu duruma son vermek ve daha güzel bir dünyada yaşamak için el ele verip doğayı korumalıyız. Sayfa 154, 8. etkinlik. Buradaki metnimizi tekrar izleyelim. Kahramanların jest ve mimiklerine dikkat ederek sözlü olmayan mesajlarını yazalım. Bahar'ın fidan dikecekleri yere karar verirken elini çenesine götürmesi, yani düşünme hareketi, elimizi çenemize götürmek olabilir. Diğer erkek çocuğun eliyle kafasını kaşıması, evet, kafamız kaşıma da yine düşünme anlamı olabilir. Şuradaki taşıma olarak yazmış arkadaşlar, kaşıma. Yiğit'in keşke bisikletle gelseydik derken ellerini kaldırması ve bu durumdan şikayet anlamı verir.
Diğer erkek çocuğunun duvara tırmanırken eliyle yaptığı hareket haydi gel mesajı vermektedir. Bunlar başlıcalarıdır arkadaşlar. Daha buradaki metnimizde bundan başka birçok jest ve mimikler vardır. 9. etkinlik verilen görselleri anlamlarıyla eşleştirelim. Evet, buradaki 1 numaradaki arkadaşlar geri dönüşüm işaretinin anlamıdır. Yeşil oklar. Geri dönüşüm. Evet, buradaki zaten yazdık. İkincisi bakalım. Burada bir elma çöpü var arkadaşlar. Elma yenmiş. Elma gibi bitki atıkları arkadaşlar organik atıktır. 3'e bakalım. 3'te ise burada bir pil resmi görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bakın. Burada da kutbu var. Burada da bakın bir yaprak görüyorsunuz. Atık pil anlamındadır. 4'e baktık arkadaşlar. 4'te de burada yine 1 numaradaki bakın geri dönüşüm oklarına benzer bir oklarımız var. 0 atığın işaretidir. Ve en sonda ise cam atık olarak verilir. Sayfa 155 10. etkinlik. Tuğba yeni taşındığı semti tanımaya çalışıyor. Semtin krokisini dikkate alarak Tuğba'nın sorularını cevaplayalım. Evet, burada Kırmızı Mantar Müzesi, Tohum Üretim Merkezi, Tropikal Bitkiler Evi, Kelebek Bahçesi, Endemik Türler Evi, Bitki Besin Fabrikası, Ardıç Kültür Merkezi, Fidan Yetiştirme Merkezi, Yasemin Oyun Parkı ve sokaklarımız var. Buradan dikkat edeceğimiz nokta buradaki yönlerimizde vermiş arkadaşlar. Ardıç Kültür Merkezi'nin güneyinde. Evet, Ardıç Kültür Merkezi burada güneyi dediği için arkadaşlar alt tarafında ne var arkadaşlar? Fidan Yetiştirme Merkezi var. İkinci soru, Bitki Besin Fabrikası'nın batısında. Evet, Bitki Besin Fabrikası'nın batısı dediği için arkadaşlar bu tarafında ne var? Kırmızı Mantar Müzesi var. 3. Tohum Üretim Merkezi'nin güneyinde. Evet, hemen bakalım. Tohum Üretim Merkezi burada. Güneyi dediği için arkadaşlar alt tarafında ne var? Tropikal Bitkiler Evi var. 4. Tropikal Bitkiler Evi hangi binanın güneyinde? Evet, Tropikal Bitkiler Evi güneyinde dediği için arkadaşlar yukarıdaki sorunun tam tersi bakın. Tropik Üretim Merkezi var. Ve 5. Endemik Türler Evi'nin doğusunda Nergis Sokağı'nın güneyinde neler var? Endemik Türler Evi'nin doğusu. Bakalım Endemik Türler Evi burada. Doğusu dediği için arkadaşlar Yasemin Oyun Parkı ve Fidan Yetiştirme Merkezi var. Sayfa 156 11. etkinlik. Benzetme anlamı içeren cümlelerin karşıdaki harfleri sırasıyla kutuklara yazın. Köpeğimizin gözleri adeta bir çift zeytine alandırıyordu. Köpeğin gözlerini zeytine benzetmiş. O'yu aldık. Dün sen gelmeyince biz de pikniğe gitmedik. Benzetme yok. Çok fazla yağmur yağdığı için okula bisikletle gidemedim. Burada da benzetme yok. Ay karanlık geceyi adeta bir lamba gibi. Burada ayı lambaya benzetmiş. R harfini aldık. Gökyüzü tıpkı lacivert bir tavan gibi. Gökyüzünü tavana benzetmiş. M harfini aldık. Bahçemizde ağaçların sağlıklı büyümesi için onlara özen gösteriyoruz. Burada da benzetme yok. Okyanus kadar derin fikirlere sahip biriydi. Burada fikirlerin arkadaşlar derinliğini okyanusa benzetmiş. A'yı aldık. Yağan kar dağın zirvesini bir çarşaf misali örtmüştü. Çarşafa benzetmiş. N harfini aldık. Doğa insanlara çeşit çeşit güzellikler sunuyordu. Benzetme yok. Şifremiz orman. Sayfa 157 12. etkinlik. Ormanlarımızı korumayı amaçlayan bir slogan yazalım. Altına da bunu afişe dönüştürelim. Ormanı koruyan vatanı korur sloganımız olabilir. Burada arkadaşlar kendi görsel yeteneğimize göre afişimizi çizebiliriz. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.